Sayın konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Aksaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden araştırma görevlisi Doktor Mehmet Şahin. Konferansa Asya tipi devlet piyasa ilişkileri Japon Keiretsular konulu çalışmayla katılıyorum. Söz konusu çalışmadaki esas amaç devlet piyasa ilişkilerine bir politik ekonomik bakış açısı getirmek, uluslararası ekonomi politik açısından incelemek, farklı bir bakış açısı getirmeye çalışmak. Daha doğrusu farklı bir bakış açısı getirmeye çalışmak demeyelim de, bu farklı oluşumları, farklı devlet piyasa ilişkilerini bir anlamda ortaya çıkarmak diyelim. Aslında tabii ki yurt dışı literatüründe bu çok yaygın ama Türkçe literatürde bu fazla yaygın bir çalışma olmadığı için Türkçe literatüre katkı sunması açısından bu konuyu ele almak istedim. Buradaki çalışmadaki çalışma tabii henüz ham bir çalışma ve biraz açıkçası betimleyici bir çalışma ama yine de bir amacı var. Amaç söylediğim gibi kapitalizmin farklı türlerini belirlemek. Soskis ve Hall'un meşhur kitaplarında da bahsettiği gibi, Writings of Capitalism adlı çalışmalarında belirttikleri gibi, kapitalizmi aktör bazında incelediğimiz zaman farklı türlerinin olduğunu anlıyoruz ki Japonya bunlardan bir tanesidir. Japonya'da keza kitaplarında verilen örneklerin en başında gelmektedir. Bu çalışmada Japonya Coordinated Market Economy, yani koordine edilen pazar ekonomisi olarak tanımlanmıştır. Nedir bu koordine edilen pazar ekonomisi? Kısaca bahsedecek olursak, ilişkilerin, yani firma ilişkilerinin piyasayla değil, piyasa dışı ilişkilerle şekillendiği, piyasa dışı ilişkilerle koordine edildiği piyasa biçimi diyoruz. Evet, bir serbest piyasa var, işte yani bir pazar ekonomisi var ama pazar ilişkilerini liberal kapitalizmde olduğu gibi, liberal kapitalizmin öngördüğü gibi tamamen piyasa şartları değil, piyasanın dışarısındaki bir takım ilişkiler belirliyor. Bu şekilde yapılıyor tanımı. Ve söylediğimiz gibi Japonya'da bunların en büyük, en önemli örneklerinden bir tanesidir. Japonya'daki bu tarihi önce Zaibatsu'lar daha sonra Keiretsu'lar bizzat devlet tarafından koordine edilen, aslında devlet tarafından ilişkileri şekillendirilen, biçimlendirilen bir piyasa türü, bir piyasa modeli olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu açıdan incelemeye değerdir. İncelemeyi, çalışmayı şu anda 3 gruba ayırmış durumdayım. Yani organizasyon 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bu, tabii ki bu literatür taramasını yaptıktan sonra Keiretsuların ortaya çıkışı, tarihi süreç, yani Zaibatsulardan itibaren gelen ve Zaibatsuların Keiretsulara nasıl dönüştüğü anlatılacaktır. Yani burada bir betimleyici bir çalışma olacaktır. Daha sonra ikinci kısımda Keiretsuların diğer liberal kapitalist ülkelerdeki girişimlerden, buralardaki firmalardan ne gibi farkları vardır? Bunlar masaya yatırılacaktır ve bu fark masaya yatırıldıktan sonra üçüncü bölümde ise bunun Japon ekonomi politiği üzerindeki etkisi nedir? Japon ekonomi politiği için anlamı nedir? Buna değinilecektir. Bu niye önemli? Japon ekonomi politiğinin anlamı niye önemli? Çünkü Japonya'daki ekonomi politik, Japon ekonomi politiği bize özellikle 1945'ten sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kapitalizmin daha farklı bir yorumunu, sermaye birikiminin daha farklı bir yorumunu ortaya çıkarmıştır ki devlet piyasa ilişkileri de burada batılı anlamda bildiğimiz liberal kapitalizmden daha farklı gelişmiştir ve daha farklı yürümektedir burada devlet piyasa ilişkileri. Ve bu devlet piyasa ilişkilerinin nasıl yürüdüğünü, liberal kapitalizmden farklı olarak nasıl yürüdüğünü anlayabilmek için
Keyret suları anlamamız gerekmektedir. Zira öncelikli olarak bu zaybat sular, tarihi zaybat sular Meiji döneminde ilk defa ortaya çıkıyor ve Meiji döneminde açıkçası son derece otoriter bir şekilde devletin fabrikalarının özel sektöre devredilmesiyle birlikte, tabii burada özel sektör bildiğimiz anlamda yine piyasa ekonomisiyle işleyen değil, belirli seçilmiş gruplara devredilmesi suretiyle ve daha alt düzeyde de mülksüzleştirme şeklinde, daha doğrusu mülksüzleştirme değil de mülkiyetin zorla el değiştirtilmesi, otoriter bir şekilde el değiştirtilmesi suretiyle sermaye birikimini sağlamaya çalışmıştır Japonya Meiji döneminde zaybat sular aracılığıyla. Tabii İkinci Dünya Savaşı ile birlikte bu zaybat sular sona erdiriliyor açıkçası bir anlamda Amerikalılar tarafından. Ancak daha sonra Japonya'da başka türlü sermaye birikiminin olmayacağının anlaşılmasıyla birlikte farklı aileler ortaya çıkarılarak bu keiretsu veya dönüştürülüyor bunlar. Tabii bu sadece fabrikaların devri değil, fabrikaların ucuz yollarla belirli gruplara, belirli ailelere devredilmesi değil, bütün dikey bir piyasanın tamamen bunların kontrolüne verilmesi. Nedir bunlar? Yani ham maddenin çıkarılmasından, işte efendim onun üretim süreci, onun işleyişi, son artık tüketiciye giden ürüne kadar ve daha da önemlisi ki bu özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok daha ön plana çıkmıştır. Bunları finanse edecek bankaların, bunları finanse edecek finansal yapıların da belirli gruplara ki bunların sayısı uzun yıllar 6'ydı, 6 gruba tamamen verilmesi suretiyle tamamen bu şekilde dikey bir oluşumla, dikey bir girişimcilikle ön plana çıktığını görüyoruz bu keyret suların. Yani aynı grup, aynı firma bir ürünü hem tarladan veya işte madenden neyse buradan çıkarıyor, hem üretiyor, hem bunun finansmanını sağlayacak kredileri kendi bankası aracılığıyla sağlıyor. Ve piyasada tüketicinin önüne kadar bu şekilde giden bir süreç. Daha da önemlisi, tabii ben burada bir grup, bir aile diyorum ama keyret suların çok daha önemli bir özelliği var. Bu bahsettiğimiz 6 grup, 6 aile esasında iç içe de geçmiş durumdadır. Bunlar hem rekabet ediyorlar, hem iç içeler. Şöyle ki bu keyret suların yöneticileri birbirlerinin yönetim kurulunda yer alıyorlar. Yani buradan insanlar, bu ailelerden insanlar sadece bir keyret suyu yönetmiyorlar, sadece bir grubu yönetmiyorlar. Evet, o grubu da bir aile ağırlıkta olabiliyor ama aynı zamanda bir başka grubun da yönetim kurulunda yer alabiliyorlar ki alıyorlar. Daha da önemlisi sadece yönetim kurulunda yer almak değil, hissedar olarak da yer alıyorlar ki %23 ila %49 aralığında olduğu söyleniyor bu oranın. Yani keyret sular her birinin %23 ila %49'u bir başka keyret su grubuna ait, bir başka keyret su grubu tarafından hisse sahibi oluyor. Yani dolayısıyla böyle oldukça karmaşık bir ağa sahipler bu keyret sular. Hem yönetim hem hissedarlık açısından. Çalışmada tabii bunlara ayrıntılı olarak değinmeyi düşünüyorum. Biraz çok fazla da aşina olmadığım işletme literatürüne gireceğim açıkçası. O açıdan bu kısımları biraz benim için cahil cesareti de olabilir ama bu söylediğim, en başta söylediğim gibi son tahlilde kapitalizmin çeşitlerini anlamamız açısından ve uluslararası ekonomi politiğin, devlet piyasa ilişkilerinin, piyasa ilişkilerinin, piyasanın kendi işleyişinin hangi yollarla olduğunu, hangi yollarla döndüğünü anlamada
yardımcı olacaktır. O yüzden alternatif şey için, kapitalizmin alternatif türlerini anlamak için Asya tipi modelleme, Asya tipi kalkınmacı devleti veya o Asya tipi kalkınmacı devletinde en büyük örneği olan Japon Keiretsuları incelemek gerekmektedir. Çalışmamda bunları incelemeyi düşünüyorum. En başta söylediğim gibi henüz betimleyici bir çalışmadır. Ve bu konuda neler yapabileceğime dair sorularınız varsa veya tavsiyeleriniz olursa dinlemek isterim. Teşekkür ediyorum.